ayak altına dolaşma demedim mi ben sana? Hadi git. Gözüm görmesin seni. Kimi arıyorsun böyle? Yoksa Firuze Hatun'u mu? Seni buraya ben getirdim. O günü hatırlıyorsun değil mi? Elin kolun bağlanmıştı, istirap içindeydin. Bunun için size minnettarım. Fakat kimse böyle olacağını bilemezdi. Bu bize kaderin bir oyunu. Kader. Kader. İhanetini böyle mi izah edeceksin? Sultanım. Sen sinsi bir yılanmışsın meğer. Bütün iyi niyetime rağmen sustun. Gözlerimin içine baka baka sustun. Hakikati gizledin. Aklından geçmedi diye hissettim. Fakat sadece bir kuşkuydu. Histi. Zaten bu yüzden seni Mehmet'e gönderdim. Bu kuşkudan kurtulmak için. Öyle olmasını ben istemedim. Keşke size en başında söyleseydim. Hiç değilse şu an karşınızda mahcup olmazdım. Ancak haysiyetli insanlar mahcup olur. Senin gibi arşifteler değil. İnanın bana başka çarem yoktu. Mecburdum susmaya. Şimdi de konuşmaya mecbur kadın, öyle değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Af mı dileyeceksin? Merhamet mi isteyeceksin? Buraya af dilemeye gelmedim. Merhamet de beklemiyorum. Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Size karşı koyamam, öyle bir gücüm yok. Sığındığım tek şey hünkârımıza olan aşkım. Anne.
Kadın olup sen hasta mısın? Şehzadem, bir şey yok. İyiyim. Al götür bu sadılık et parçasını. İstediğin yere sakla. Değilsen bütün cihan karşıma geçse faydasız. Onunla işim bittiğinde ölmek için yalvaracak bana. Şehzademizi ve sultanımızı yolcu ettim hünkârım. Manisa'ya emniyet içinde varabilmeleri için lüzumlu olan her türlü tedbir alındı. Âlâ. Yollara açık olsun. Amin. Eğer başka bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Bargalı. Nedir bu halin? Hayli sıkıntılısın. Bir derdin varsa söyle. Hatice'm mi yoksa? Aklını mı kaybettin sen hatun? Ne cüretle çıkarsın sultanın karşısına? Bir haber yollasaydın, bir hal çaresine bakardım. Hafif hatun, böylesi daha iyi. Zaten er ya da geç öğrenecekti. Canına susamışsın sen. Ne yapacağız şimdi? Nasıl koruyacağız seni? Cihangir nasıl? Nazlı yanında sultanım. Uyur birazdan. Hay Allah. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hatun burnumuzun dibindeymiş. Onu korumak için en doğru yeri seçmişler. Yoksa nasıl barınırdı haremde? Ne yapalım sultanım? Bir emriniz var mı? Sultanımız benim yüzümden derin bir keder içinde. Onu böyle görmek beni bir hayli üzüyor. Hatice'min derdi sensin. Baka, dermanı da sensin. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki yüzü tekrar gülecektir. Benim de tek arzu ettiğim şey odur. Her şeyin bir anda eskisi gibi olmasını bekleme. Malum, insanların itimadını kaybedince yeniden kazanmak güçtür. Hünkârım. Sabırlı ol. İnancını kaybetme. Her ne yaşadıysan hazmet. Şu dünyada her şeyi hazmetmezsen fenalık peşini bırakmaz. Bir adım öteye gidemezsin. Hazmetmek insanın ruhunu fakirleştirir. Ruhun fakirleşince sessizliğe bürünürsün. İşte o vakit hakikat deryası görünür olur. Sen de o deryanın içerisinde bir damla olduğunu hatırlarsın. Thank you.
seferden döndük. Bir müddet ailenle alakadar ol. Dinle. Emredersiniz. Hayırlı geceler. Sağ ol. Neyin var senin? Ne yapacağız? Nasıl koruyacağız? Nadia Hatun'un başına gelenler malum. Bir sabah uyandığımızda Firuze Hatun'u da taşlıkta asılı bulursak... Ağzını hayra aç bir adam. Böyle bir şey olamaz. Korkma hatun. Ben sağ olduğum müddetçe... senin kılına dahi zarar veremezler. Yok, ben tedbiri elden bırakmayalım diye öyle dedim. Neyse ne. Sen iyi misin hatun? Hekim çağıralım mı? Lüzum yok. İyiyim. Sadece biraz uyumak istiyorum. Bu gece burada uyu. Yarın sabah kısmet bir hal çaresine bakarız. İçin rahat olsun. Kapıda ağalar bekleyecek. Kiraz'a bundan böyle uyku yok. Siz hiç merak etmeyin. Kuş uçurtmam. Hünkârımızın yanına gitti yine. Kıyamet kopacak kesin. Bu Firuze Hatun da ne yere bakan yürek yakanmış yahu. Hiç gözüm tutmadıydı zaten. Daha dün yere göğe sığdıramıyordun hatunu. Zakınbut. Hadi ben gözden kaçırdım. Sen nasıl anlamadın? Mütemadiyen hatunla birlikteydin. Hiç mi kuş kullanmadın? Ben de seni akıllı bir hatun bilirdim. Ben zaten biliyordum. Nasıl? Haremde gizli saklı olmaz ha. Sen daha anlayamadın mı bunu? Herkes her şeyi bilir. Vakti gelince de ifşa eder. Ne vakit öğrendin bunu? Neden söylemedin sultanımıza? Söyledim ya işte. Ben bahçeye çıkıyorum. Arzu ederseniz ben de sizinle geleyim. Sen Sümbül ayı bul. Şehzade Mehmet için cariyeler seçecek de hala ses seda yok. Onun yanından geliyorum sultanım. Bizzat alakadar oluyor. Lakin istediğiniz gibi bir cariye bulmuş değil henüz. Sen de yanında ol. Hata istemiyorum. Sultanım. Esasında aklımda biri var. Fakat siz ne dersiniz bilemedim. Akıllı bir hatun. Güzel de. Ayrıyeten size sadık. Hem siz onu çok seviyorsunuz. Kimi diyorsun sen? İsterseniz Firuze Hatun'u gönderelim. Senin derdin ne hatun? Nasıl yaparsın bunu? Ben sadece hakikatin ortaya çıkmasını istedim. Madem öyle gidip diyeydin, aradığınız hatun Firuze diyeydin, dilini mi yuttun? Onca zaman niye sakladın derse, ne derdim? Elinin körünü derdin. Onca fitne fücura aklın çalışıyor da bunu mu düşünemedin?
Hem zaten Hürrem Sultan kuşkulanıyordu ondan. Bir keresinde bana onu takip etmemi söyledi. Sebebini sordum. Bu hatunda beni huzursuz eden bir şey var demişti. Neyin peşindesin sen Nigar? Gayen ne? Bugün değilse yarın evlendirecekler beni. Başlarından atacaklar. Sessiz sedasız gidecek değilim. Nigar Hatun, tehlikeli sularda yüzmektesin ona göre. Gider ayak başını belaya sokma. Hürrem Sultanımız bunu bir duyarsa cehennem ve bi'sel masir. Benim kimseden korkum yok ha. Artık onlar benden korksun. Bağışlayın hünkârım. Bunu saklamaya mecbur kaldım. En azından siz seferden dönünceye kadar. Münasip bir vakitte size izah edecektim fakat... Bu gece nasıl olduysa sultanımız öğrenmişler. Sonrası malumunuz. Firuze Hatun nerede şimdi? Ben münasip bir odaya aldım. Uyuyor. Afife Hatun. Ben seni buraya haremin nizamını sağlayasın diye getirdim. Sebebi ne olursa olsun seni böyle çirkin oyunların içine görmek istemiyorum. Ben sadece vazifemi yapıyorum hünkârım. Firuze Hatun sizin hareminiz. Göz göre göre onu ateşe atamazdım. Mesele bu zaten. Böyle hadiselere meydan vermeyeceksin. Hiç kimse, sultanlarımız dahil hiç kimse sana müdahale edemez. Seni aşan bir mevzu olduğu vakit... Benim yanıma geleceksin. Emrederseniz hünkârım. Firuze Hatun için de usul erken neyi gerektiriyorsa yapılsın. Derhal. Nasıl arzu edersiniz? Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Ne oldu bana? Hünkârımız nerede? Geldiğimde çıkmışlardı sultanım. Gece rahatsızlanmışsınız. Hekimler uyumanız için ilaç verdi. Şehzademle İskender Çelebi bahçesine kadar at koşturdu. Neredeyse geçiyordu beni. Şehzademle ne kadar övünseniz azdır hünkârım. Kendilerinin iyi yetişmeleri için elimden geleni yapıyorum. Âlâ. Rüstem'a hazırlığını yap. Babamla birlikte ava gideceğiz. Acele etme aslanım. Münasip bir vakitte daha sonra gideriz. Söyle yemeği has bahçeye getirsinler. Şehzademle birlikte yiyeceğim. Emredersiniz hünkârım. Sultanım arzu ederseniz bugün av köşküne gidebiliriz.
Hem belki 2-3 gün kalırız da. Orman havası iyi gelir bize. Ormana mı gideceğiz? Evet. Birlikte at bineriz. Ben de binmek istiyorum. Çiçek altın. Çocukları odalarına götür. Hatice. Elbette ki senden her şeyi unutup bana sarılmanı beklemiyorum. Benim tek istediğim şey konuşman. Bağır, çağır, hakaret et. Ama susma. Ne söylememi istiyorsun? Konuşacak ne kaldı ki? Neden boşamadın beni, neden vazgeçtin? Bari bunun cevabını ver bana. Madem öğrenmek istiyorsun söyle. Hürrem, sırf o gayesine ulaşmasın diye vazgeçtim. Altında başka bir şey aramam. Seni affetmiş değilim. Asla da affetmeyeceğim. Sultanım, paşam. Ben sizi rahatsız ettim. Kalk Gülfem. İbrahim Paşa da çıkıyordu zaten. Sultanım, bağışlayın beni, zamansız geldim. Aksine, tam vaktinde geldin. Bazen ona karşı öyle zayıf hissediyorum ki. Dayanmak güç. Sizin yüzünüz kalbinizin aynasıdır. İsteseniz de hislerinizi saklayamazsınız. Ne olur buna bir son verin artık. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Bunları konuşmak için gelmedin herhalde Gülfem. Öyle değil mi? Mühim bir havadisim var. Hürrem, Firuze Hatun'u öğrendi. Acele edin biraz, sallanmayın. Hadi, bir bu kadar daha taşınacak eşya var. Firuze, ne oluyor? Bize mi dağıtacaksın bütün bunları? Herkese değil canım. Hünkârımız bizzat sana yolladı. En sevdiğim cariyemi hoş tutun dedi. Tövbe, tövbe. Kiraz'a. Oo, Sümbül Paşa da arz-ı endam ettiler. Şımşırta. Çenen kopsun inşallah. Ne bunlar? Kime gidiyor? Kime olacak? Hünkârımızın gözdesi Firuze Hatun'a. Herkes duysun, bilsin ki Firuze Hatun bundan böyle hünkârımızın gözdesidir. Halvete giren her cariye gibi Firuze de gözdeler katına alınacak. Hünkârımızın bizzat emri var. Hazırlık yapmamız lazım. Hadi herkes işine baksın. Hadi işine, hadi. Sultanım. Ben de sizi merak ediyordum. Afiyettesinizdir inşallah. Şehzade Mehmet nerede? Orasında mı? Şehzademiz hünkârımızla birlikte bahçeye çıktılar. Dün gece evladıma karşı mağcup oldum. Neyse ki Firuze'ye gönderdiğimden haberi yok. Nigar'la birlikte yeni cariyeleri seçin. Siz merak etmeyin sultanım. Ben bizzat alakadar olacağım. Ben hallederim. Sen sultanımızın yanında ol. Sultanım. Dilerseniz bu taraftan gidelim. Ne oluyor Sümbül? Yok bir şey.
Ben sadece canımız sıkılmasın diye içtim. Ne yapıyorlar bunlar? Firuze Hatun. Hünkârımız gözdeler katına alınmasını emretmişler. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Ne duruyorsunuz? Hadi hadi işinize bakın. Siz yokken Mustafa abimle dolaşır sohbet ederdik. Denize açılmak istiyor. Büyük bir donanmayla suyun öte yanına geçmek niyetinde. Sen ne düşünüyorsun? Gidebilir elbette. Ama şimdi değil. Bence batıya yürümeliyiz. Beç'e. Orası mühim çünkü. Eğer kafir dilince Viyana denen Beç düşerse... o zaman bizi kimse durduramaz. O günler de gelecek aslan parçam. Allah'ın izniyle nice zaferlerimiz olacak senin. Hünkârım müsaadenizle lalam gelmiştir. Derse gitmem lazım. Bekletirsem kızar. Hünkârım. Söyle. Sizin yanınızda olmaktan, size hizmet etmekten daha büyük bir şeref yoktur benim için. Lakin bu şartlar altında vazifeme devam etmem pek mümkün görünmüyor. Ne demek bu? Hangi şartlardan bahsediyorsun? Rahmetli İskender Çelebi'nin yetiştirdiği herkes tek tek azledilmekte. Malumunuz beni de kendileri yetiştirdi. Üzerimde emeği büyüktür. Eminim sıra bana da gelecek. Kimin kararı bu? İbrahim Paşa Hazretleri. Devletimizin âli menfaatleri için böyle münasip görmüşler. Anladım. Çekilebilirsin. Paşa Hazretleri. Hünkârım. İbrahim Paşa. Sultanım. Size papatya şerbeti hazırlatayım. Teskin eder, huzur verir. Lüzum yok. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemediniz. Hiç olmasa iki lokma... Hürrem. Bir hayli solmuş yüzün. Hasta mısın yoksa? Hayır, iyiyim. Nigar Hatun'la sohbet ediyorduk. Bana paşayla neler yaşadığını anlatıyordu. Firuze ile de konuşuyorum. Eminim onun da anlatacakları vardır sana. Bana ne dediğini hatırlıyor musun? Hürrem. Bir kadın hisseder. Hatun 2 yıldır yanında ama senin ruhun duymadı. Ne derin bir uykun varmış senin böyle.
Beni kendinizle karıştırmayın sultanım. Ben bir Cihan sultanının kadınıyım. Bir an bile uysaydım, şimdi yaşıyor olmazdım. Ayrıca en azından bu bir zina değil. Karnında çocuk da yok. Öyle mi teselli edeceksin kendini? Kabul et Hürrem. Bu kez kaybettin. Bu kirli bir zafer sultanım. Bana karşı ittifak kurdunuz. Hatunu siz hazırladınız. Hepsi bir oyun. Onun da diğer cariyelerden bir farkı yok. Hünkârımızla birkaç gece birlikte olması hakikati değiştirmez. Hakikat benim. Benim aşkım. Hiç kimseyi suçlama Hürrem. Biz sadece hünkârımızın onu görmesini sağladık. O kadar. Hatırlarsın belki. Bir gece bir eğlence tertip edilmişti. Hünkârımız görmüş. Beğenmiş ki. Firuze'ye mor mendilini vermiş. Ayrıca o mektubu da unutma. Orada yazılanlar bu aşkın ispatıdır. Şimdi ise gözdeler katına çıktın. Hünkârımız bir hayli kıymetli hediyeler göndermiş. Keşke sevgili kocanızı da böyle takip etseydiniz. Kabul et Hürrem. O çok güvendiğin aşk bitti. Sen bataklıktasın artık. Hünkârımızı tekrar kazanmak için çırpındıkça iyice batacaksın. Tıpkı Mahidevran gibi. Onun yaptığı hataları sen de yapacaksın. Belki Firuze'den kurtulabilirsin. Onu öldürebilirsin mesela. Fakat yine de kaybetmiş olacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü hünkârımız yıllar sonra ilk kez başka bir kadına aşkla bakıyor. Bu azil meselesi de nedir? İskender Çelebi'nin yetiştirdiği pek çok devlet adamı vazifelerinden el çektirilmiş. Doğru mu bu? Doğrudur hünkârım. Emri bizatihi ben verdim. Nereden icap etti? Hünkârım, İskender Çelebi'nin infazından beni mesul tutuyorlardı. Ona olan bağlılıkları devlet içinde huzursuzluk yaratıyordu. İlaveten ben güvendiğim ve inandığım adamlarla çalışmak isterim. Bu bir çözüm değil İbrahim Paşa. Onca insanın sevgisini, sadakatini kazanmak varken neden kendine düşman ediyorsun? İlaveten onların çoğu iyi yetişmiş, istikbali olan değerli devlet adamlarıdır. Devletin veziri azamına hakaret eden veyahut arkasından konuşan insanlara ihtiyacımız yok hünkârım. Beni sevmeyebilirler. Hatta kararlarımı yanlış dahi bulabilirler. Fakat hiç kimse benim makamıma saygısızlık edemez. Zira ben sizi temsil etmekteyim. Devlet terbiyesi böyle gerektirir. Buna tahammül edilmez elbet. Duyduğun, gördüğün, bildiğin bir şey varsa ne icap ediyorsa yap. Lakin sırf İskender Çelebi yetiştirdi diye birini azledersen bunu kabul etmem bilesin. Sultanım, kıyafetiniz. Firuze nerede? Niye hala gelmedi? Dün akşamdan beri hiç görmedim sultanım. Çabuk çağır, hemen gelsin. Çekinme sakın. Ne ihtiyacın varsa söyle. Giresa tedarik etsin. Sağ olun. Firuze, otur.
Şimdi beni iyi dinle. Gözde olmak, bu odaya taşınmak mühim elbet. Fakat esas mühim olan haremde kalıcı olmaktır. Bunun da tek bir yolu var. Nedir? Hünkârımıza bir evlat vereceksin. Hele bir şehzade doğurursan. İşte o vakit sırtın yere gelmez. Cümle aleme sultan olursun. Kim bilir, belki bir gün haremi sen yönetirsin. Bu laflarımı sakın aklından çıkarma. Ne geldin sen? Ben... İhrimah Sultanımız gönderdi. Firuze Hatun'u çağırıyorlar. Sultanım. Firuze neredesin sen? Hemen buraya gel. Bak burada ne var? Taşlıcalı'nın şiir defteri. Siz bunu nasıl... Geçen gece Hatice Sultan'ın sarayına gittim. O da geldi. Benim kim olduğumu öğrendiğinde yüzünü görmeliydin. Aklımdan çıkmıyor. Belli oluyor sultanım. Bir fırsatını bulup yanına gittim. Konuştum. Kendimi nasıl affettirebilirim diye sordum. Ben de şiir defterini istedim. Ertesi gün saraya geldi. Tekrar mı buluştunuz? Hayır, buluşmak denemez. Sadece defteri alabildim. Sonra Mustafa abimle birlikte Manisa'ya gittiler. Manisa'ya mı? Sanırım şehzademizin müsahiplerinden biri oldu. Ya da onun gibi vazife. Bana öyle bir şey söyledi ki, sanki hayatımın manasını bulmuş, ertesi gün kaybetmiş gibiyim. Aynen böyle dedi. Bir hayli cesurmuş. Üzülmeyin. Tekrar görüşmeniz için mutlaka bir yol vardır. Tabii eğer istiyorsanız. Bilmem. Bekle. Sultanım, benimle alakası yok. Firuze'ye ben söylemedim. Haberim var. Seni şu anda eski saraya yollayabilirim. Evleneceğin adamı orada bekleyebilirsin. Fakat bir müddet daha Hürrem'in yanında kalacaksın. Zira attığı her adımı bilmek istiyorum. Anladın mı beni? Viran evimizdeki örümcek ağı, hasret denizinde bir yelkendir bize. Nasıl? Güzel. Bak, bir de şunu dinle. Ey aydınlık mumu. Eğer senin adetin aşıkları ayrılık ateşinde yakmak ise ben razıyım. Zaten yanmışlardınız. Sultanım. Firuze. Neyin var senin? Geldiğinden beri bir tuhafsın. Size... Size söylemem gereken mühim bir mesele var. Sultanım. Kiraz Ağa, senin burada ne işin var?
Ben Mihrimah Sultanımız çağırdılar. Ben de kendisini bekliyordum. Bekliyorum. Aslında uzun zamandır söylemek istiyordum. Ama olmadı bir türlü. Söyleyemedim. Korkutma beni. Yoksa Cihangir'le mi alakalı? Hayır. Benimle. Sultanım. Ben... Validem. Sana defol dedim. Bir daha sakın buraya gelme. Evlatlarımın yanına görmeyeceğim seni. Duydun mu beni? Sakın. Validem, Firuze benim cariyem. Nasıl böyle davranırsınız? Kes sesini. Bütün hincimi senden almayayım şimdi. Size bir şey mi yaptı? Firuze iyi bir insan. Eğer bir hatası olduysa... Mihrimah ne iyisi. O bir yılan. Sır gibi sakladıkları hatun Mihe Firuze'ymiş. Seni istiyorum. Senin aşkından başka hiçbir şey istemiyorum. Ne olur beni yalnız bırak. Şşş, bu dünya sensiz karanlık. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Ben buradayım artık, yanındayım. Destur! Haseki-i Devran Sultan Hazretleri! Sarayınıza hoş geldiniz valide. Sultanım, sizi burada görmek ne büyük şeref. Thank you.
Hoş geldiniz Sultan. Şehzadem, sizden ayrılmayı hiç istemiyorum. Eğer sizi kaybedersem yaşayamam. Bu da nereden çıktı? Sen hep benim yanımda olacaksın. Şehzadem. Dediğiniz kadar varmış saray. Bir hayli güzel. Etrafımız da ormanla çevrili. Temiz hava, sessizlik. Kan ve barut kokusundan sonra bir hayli iyi geldi burası. Sana yanımdaki odayı tahsis etmelerini istedim. Lütfettiniz şehzadem. Bir emriniz var mı diye sormaya geldim. Yok, çekilebiliriz. Uzun yoldan geldik, dinlen biraz. Abbas Aga, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, bunlar ne? Size getirdim ya anne efendi. En iyi kumaşlar, esvaplar, gümüş tabaklar, altın kaşıklar. Ne isterseniz her şey var. Zahmet etmişsiniz. Ne gerek vardı bunca masrafa? Olur mu öyle şey? Helena istesin, dünyaları sererim onun ayaklarının altına. Nerede benim nişanlım? Helena, demek buradasın. Bak, bunu senin için getirdim. Nasıl? Beğendin mi? Ha? Sakın dokunma bana. Etme hatun. Yakında düğünümüz var. Sen neler diyorsun? Sana öyle bir düğün yapacağım ki 40 gün 40 gece davullar susmayacak. Fakir fukara herkesi doyuracağım. Sultanım. Hayırdır Kiraz'a? Sen niye geldin? Hünkârımız sizi görmek istiyorlar. Ne olmuş ki? Bir şey söylemediler mi? Malumat vermediler sultanım, fakat mühim olduğu söylendi. Söyle arabamı hazırlasınlar hemen. Arabanız hazır sultanım.
Sultanım. Hünkârımız sizi has bahçede bekliyorlar. Buyurun. Ne oluyor Kiraz Ağa? Nerede hünkârımız? Nereye götürüyorsun beni? Bana burada beklemeniz emredildi sultanım. Ben sana bir mektup vermiştim. Sen de Gülfem Hatun'a haber yolladın burada beklemem için. Hatırladın mı? Ben unutmadım İbrahim. Yaşadığımız hiçbir şeyi unutmadım. İyi ya da kötü. O mektupta yazdıklarım bugün aklımda hala. Ve son nefesime kadar tekrar edeceğim. Sen duysan da duymasan da. Karanlık gecelerime yıldızlar yağar sultanım. Işığınız güneşle aşık atar. Ay mahcup olup kaçar. İbrahim kulunuz ışığınızla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultanım. Sana Acem diyarından getirdim. Efsaneye göre bu taş birbirini çok seven ve fakat hiçbir zaman kavuşamamış iki aşığın gözyaşlarından oluşmuş. Her kim bu yüzüğü üzerinde taşırsa o aşıkların kalp atışlarını hissedermiş. Onların kalbi bu gam ve keder yağmurunda sığınak olurmuş bütün aşıklara. Ben kendi aşkımın gözyaşlarında boğuldum zaten İbrahim. Bir kalp bana sığınak olamaz artık. Hayır.
Hoş geldiniz Kadı Efendi. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Sen... Kaça aldın bunu? 2 arşınlı 100 akçeye aldım. Kaça satarsın? 120 akçeye satarım. Zira kaliteli mallar bunlar. Her yerde bulunmaz. Sen kanunları bilmez misin efendi ha? 100 akçeye aldığın malı zinhar 110 akçadan fazlasına satamazsın. Maliyetler arttı Kadı Efendi. Bunlar Fersburg'dan geliyor. Hint pamuklusudur. Portakal kafir yüzünden eskisi kadar rahat mal getirtemez olduk. Orası beni alakadar etmez. Kanun ne derse o. Ağalar, yatırın bu sahtekarı falakaya. 50 sopa atın da aklı başına gelsin. Kadı Efendi, etme eyleme Kadı Efendi. Affet Kadı Efendi, bir daha olmaz. Kadı Efendi, etme eyleme Kadı Efendi. Ağalar, yapma yapma. Aman Kadı Efendi, hoş geldiniz, sefalar. Kaç akçadır bu? 30 akçeye veriyorum. Halis sığır derisidir. Pek sığır derisine benzemez ama. Bak bakalım şuna. Hakkım var Kadı Efendi. Sığır derisi değil, keçi derisi bu. 10 akçeden fazla etmez. Araya karışmış olmalı. Arzu ederseniz diğer papuçları da... Tahta külah geçirip çarşıda gezdirin. Yapmayın Kadı Efendi. Ağalar durun. Kadı Efendi geliyor. Kadı Efendi geliyor. Hepsi bu mu ekmeklerin? Çok şükür Kadı Efendi. Bugün satışlar iyiydi. Bunlar ne? Onlar dünden kalma ekmekler. Hayvanlara götürmek için saklıyordum. Dumanı üstünde bunların. Ne talihli hayvanların varmış senin ha? Fırıncı Efendi. Tart bakalım şunu. Eksik bu. Efendim. Bir de lezzetine bakalım şunun ha. Buğday ununa arpayla darı karıştırmışsın. Ucuza mal edip pahalıya satıyorsun. Üstelik tartıda da eksik çıktı. Bağışlayın Kadı Efendi. Bir daha asla olmaz. Tövbe. Ümmeti Muhammed'e kanunnamelerin hilafına eksik ve hileli ekmek yedirmek ve satmak çok büyük kabahattır Fırıncı Efendi. Çok büyük kabahat. Yani. Kapısına çivileyin. Millete ibret alem olsun. Kadı Efendi ben ettim, seniz etme. Kadı Efendi bağışla Kadı Efendi. Kölen olayım. Sultanım. Rüstem Ağa seni gördüğüm iyi oldu. Ben de haber gönderecektim. Bir mesele mi var sultanım? Benim için yapmanı istediğim bir şey var. Eminim sultanım. Yalnız bir hayli tehlikeli. Canım yolunuza feda. Emredin yeter. Yarın yanına geleceğim. Orada konuşuruz. Rüstem Ağa. Paşa Hazretleri. Hayırdır? Sultanımız yarın için atları hazırlamamı buyurdular. İyi. Bilal'e yanıma uğra, seninle konuşmak istediğim bir husus var. Emredersiniz. Afiyet olsun.
Firuze Hatun'u getirdin. Sultanım. Daha önce hiç Gözler'in koğuşuna gelmemiştim. Demek böyle bir yermiş. Size defalarca haber gönderdim. Belki de elinize ulaşmadı. Sultanım. Ben çok üzgünüm. Sana bir hayli kızmıştım. Bu yüzden de seni görmek istemedim. Yoksa çok kötü şeyler söyleyebilirdim sana. Aslında hala kızgınım. Daha doğrusu kırgınım. Sizden saklamam bir hataydı. Üstelik siz bütün sırlarınızı bana anlatırken. Sadece bu değil. Sen validemi üzdün. Hem de çok. Onu hiç böyle görmemiştim. Sultanım. Gözde olmanla alakalı bir şey değil bu. Neticede babam bir cihan sultanı. Burası da onun haremi. Sen de cariyelerinden birisin. Ne yaşıyorsan buna hakkın var. Ama sen sinsice girdin aramıza. Kandırdın bizi. Validemin karşısına cesurca çıkmak yerine korkakça saklandın. Bu ayıp sana yeter. Bir daha sakın gelme benim yanıma. Gözüm görmesin seni. Hayli işi var da uzun sürer. Bu taşları çok sevdin. Büyülü bir rengi var. Eminim senin ellerinde eşsiz bir mücevhere dönecektir. Ne taşı bu? Adı ne? Neden sual ediyorsun? Merak ettim. Bu kadar zor mu söylemek? Benimle konuşmaya bile tahammülün yok. Hürrem, geldiğinden beri hâlâ huzursuzsun. Söylemek istediğin her neyse söyle. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Tek bir şey soracağım. Ona aşık mısın? Firuze'ye aşık mısın?
Gel. Demek Firuze Hatun sensin. Nerelisin sen bakayım? Nasıl geldin buraya? Ben Süryaniyim. Rey şehrinden geldim. Hızır Reis buldu getirdi beni. Kim olduğumu söylediler mi sana? Paşa Hazretleri. Eğer nefes alıyorsam bunu Hatice Sultanımıza ve Afife Hatun'a borçlusun. Bunu bil. Seni en iyi şekilde korumuşlar. Eksik olmasınlar. Fakat sanma ki tehlike geçti. Karşında öyle kuvvetli bir düşman var ki sen kendini en emniyetli sandığın anda gelip bulur seni. Bundan mütevellit sana söylenen her şeyi harfiyen uygulayacaksın. Her daim temkinli ol. En ufak bir hatan hayatına mal olabilir. Anladın mı? Anladım paşam. Hala. Kiraz Ağa. Buyurun Paşa Hazretleri. Hiçbir zaman yalnız bırakmayın hatunu. Uyurken dahi gerek yanında gerek kapısının önünde. Mutlaka birileri olsun. Elimden geleni yaparım paşam. Elinden gelen yetmez. Canın pahasına koruyacaksın. Eğer kılına zarar gelirse hepinizin kellesi gider. Çekilebilirsin. Hayırlı geceler. Size de paşa. Durma hatun, yürüsene. Ben hünkârımızı görmek istiyorum. Olmaz öyle. Her şeyin bir usulü var. Sen haber ver, eminim kabul eder. Zinhar etmez. Zira bu gece perşembe. Hünkârımız Hürrem Sultanımızla birliktedir şimdi. Ne oldu hatun? Sen de mi kıskanmaya başladın yoksa? Eyvah eyvah. Yürü hat yürü. Hayırdır, siz buraların yolunu hatırlar mıydınız? Nerede olduğunu sordum, burada olduğunu söylediler. Ben de gelip bir bakayım dedim, ne yapıyorsun? Ben ne yaparım? Evde bir başıma oturmaktansa gelip iki insan görüyorum. Biraz da demleniyorum. İyi, hadi afiyet olsun.
Sultanım, bir emriniz var mı? Hayır, çekilebilirsin. Çiçek Hatun. İbrahim Paşa çıkarken bir şey söyledi mi? Hayır sultanım. Ama arzu ederseniz saraya haber gönderelim. Belki oradadırlar. Lüzum yok. Sen de uyuyabilirsin artık. O kadar zaman geçti bak. Hiç dinmemiş öfkesi. Ve anlaşılan o ki unutmayacaktı. Hemen pes etmeyin. Aşk denilen bela ne gurur tanır ne öfke. Yıkar geçer hepsini. Neyse kapatalım bu bahsi. Nasuh Efendi, gözün Rüstem Ağa'nın üzerinde olsun. Niye, bir şey mi oldu? Beni hünkârımıza şikayet etmiş. İskender'in adamlarını azlediyorum diyor. Bir de üstüne Hürrem Sultan'la konuşurken gördüm. Bu kadar içeri girmesi hayra alamet değil. Nasuh Efendi, beni arkadaşınla tanıştırmayacaksın. Hiç bize bulaşma hatun, biz böyleyiz haydi. Ama olur mu? Deminden beri bakıyorum, hiç görünmüyor Beyza Demiz. Biraz eğlendirecek. Nesi var Beyzade'nin? Yoksa beni mi beğenmedi? Ya seni kim beğenmez? Geç otur bakayım şöyle. Gel ay parçam. Ay. Babam nerede? Sultanım, hayırlı sabahlar. Cihangir uyandı mı? Uyandılar sultanım. Yemeğini hazırladım. Ancak hiçbir şey yemiyorlar. Dünden beri huzursuzlar. Ağrılar mı var yoksa? Cihangir, aslan oğlum. Gel buraya. Aslan oğlum, neden yemeğini yemiyorsun? İstemiyorsan başka bir şey hazırlasınlar sana. Yemeyeceğim. Olmaz öyle bir şey. Yiyeceksin ki abilerin gibi güçlü kuvvetli olabilsin, değil mi? Filozu nerede? O yedilsin, ben onu istiyorum. Firuze yok artık. Gitti. Bundan böyle Nazlı seninle alakadar olacak. Hı? Hayır, Firuze gelsin. Nazlı olsa aldın. Firuze yok dedim. Gitti. Bir daha da gelmeyecek.
Üzülme oğlum. Annen yanında. Ben yedireceğim sana. Hı? Şimdi gel efendi. Tat bakalım. Hünkârımızın ağzına layık. Tamamdır ağam. Götürebilirsin. Dökmeden. Hadi toparlayın buraları. Daha öğle yemeğine hazırlayacağız. Ismarladığın balıklar geldi mi? Geldi ağam. Ayıklanıyorlar. Bu kalın fakir bahane tecavü kıyın ha. Hayırdır Sümbül ağam? Kime celallendin yine? Kiraz denen o mel'un. İyice edepsizliği aldı eline. Vallahi Afife Hatun'dan korkmasam muşmulu hoşafı yapıp içerim o muşmuşu. Sen şimdi bırak onu da. Duyduğuma göre hünkârımızın yeni bir gözdesi varmış. Firuze Hatun. Atıp atsın. Hürrem Sultan'ın saltanatı bitiyor diye laflar dolanıyor ortalıkta. Nedir bu işin aslı astarı? Sen bilirsin. Sen kulak asma o laflara şeker. Güneşle mum kıyas edilmez. Firuze Hatun mum misali. Bir gecede eriyip gider. Ne ışığı kalır ne cismi. Sultanımız öyle mi yahu? En karanlık şafakta bir güneş gibi doğar. Aydınlatır tüm cihanı. Rüstem ağam, vazifen gereği hünkârımıza yakınsın. Dilediğin vakit hazır odaya girip çıkabiliyorsun, öyle değil mi? Elbette sultanım. Sizin için ne yapmamı istediğinizi emredin, yerine gelsin. Bir hatun var. İsmi Firuze. Ona benden bir hediye yollamanı istiyorum. Cihangir, yapma böyle. Bak hepimiz çok üzülüyoruz. Firuze nerede? Onu çağırın. Şehzadem. Mehmet. Validem onu kovdu. Buraya gelmesi yasak. Niye? Ne oldu ki? Siz çıkın. Ben onunla kalırım. Hadi gidelim. Nazlı, Meryem'i getir. Ben süreceğim. Cihangir hadi canım. Üzerini çıkartalım. Sık olmayacağım. Firuze gelsin. Gel. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. İçeri alın. Hünkârım, Vezir-i Azam İbrahim Paşa'mızın tayin ve aziller hususundaki terhislerini yedirdim. Sen çekilebilirsin. Ben daha sonra yollarım. Emredersiniz. Hünkârım, müsaadenizle bir hususu da arz etmek isterim. Söyle. Divanda bu meseleyi arz etmeye bekliyordum. Lakin şikayetler bir hayli arttı. Çarşı esnafı, ahali, bütün gün sarayın önünde. Mesele nedir? Kadı efendi, vazifesinden azini istiyorlar. Bir yığın şikayet mektubu aldık. Uyguladığı sert ve keyfi tedbirlerle esnafı canından bezdirmiş. Hakkında haritamlar var. Kimmiş bu kadı efendi? İstanbul kadısı hünkârım. Ebu Suud efendi. Ben kendi gözlerimle gördüm paşam. Esnaftan birini kulaklarından kapıya çiviletti. Sordum, sual ettim, herkes şikayetçi. Pire için yorgan yaktığı söyleniyor. Bilhassa ecnebi esnafa göz açtırmıyormuş.
Böyle devam ederse isyan çıkar maazallah. Ne huzur. Kim? Sen tanıyor musun? İsmini duydum elbet. Lakin pek tanımam. Daha evvel Bursa kadısıydı. Payitahta terfi ettiğine göre vardır bir hikmeti. Bir tetkik edelim şu kadı efendiyi. Neymiş hikmeti öğreniriz. Gel. Paşa Hazretleri, beni emretmişsiniz. Üstem ağa yaklaş. Daha evvelden de söylediğim gibi hizmetlerinden gayet memnunum. İnanıyorum ki yeni vazifende de bu üstün hizmetlerine devam edeceksin. Seni Teke Sancak Bey olarak tayin ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Gelmedi dün gece. Sabaha kadar uyku girmedi gözlerime. Bir an kendimden geçmişim ki. Uyandığımda bu vardı başucumda. Ne hoş bir yüzüm. Birbirine kavuşamayan iki aşığın gözyaşlarıymış. Her kim bu yüzüğü parmağına takarsa o aşıkların kalbi sığınak olurmuş ona. Sultan. Ne söyleyeceğini biliyorum Gülfem. Her şeyi unutup kollarını atılmamı istiyorsun. Hayır. Bu kadar kolay değil. Affetmeyeceğim. Siz bilirsiniz sultanım. Böyle devam edin. İbrahim Paşa'mız da gitsin. Teselli başka hatunlar da arasın. Diyorsun sen. Bence siz beni anladınız sultanım. Söylediklerimi iyi düşünün. Paşayı kendi ellerinizle bir başka hatunun kollarına itmeyin. Derhal çık buradan. Git. Sultanım. Sana çık dedim. Paşa Hazretleri, bu vazifeyi lütfederek beni ihya ettiniz. Ve fakat affınıza sığınarak bir hususu dile getirmek istiyorum. Söyle. Paşa Hazretleri, bilirsiniz ki benim makamda, mevkide gözüm yoktur. Hünkârımızın yanındaki vazifemden memnunum. Sizden bu kararınızı tekrar gözden geçirmenizi istirham ederim. Tekrar gözden geçirmemi istirham edersin, öyle mi? Ama bu nasıl bir saygısızlıktır böyle? Ben seni kanunlara göre taşra çıkarıp vali tayin ederek teltif ediyorum. Sen teşekkür edip etek öpeceğin yerde itiraz ediyorsun. Kimin haddine düşmüş bu? Bağışlayın paşam. Niyetim asla bu değildi. Burada kalmakla ilgili başka bir gayem mi var yoksa? Zinhar paşam. Nasıl bir gayem olabilir? O halde hazırlıklarını yap. Tayin emrin yazılıyor. Hayırlı olsun. Şehzadem, siz üzülmeyin. Ben vakit buldukça sizi ziyaret ederim. Oldu, kalk gitme. Nazlı Hatun hep yanınızda olacak.
O benim yokluğumu size hissettirmez. Şehzademizin yemeğini getirin. Neden gittin sen? Niye kızdı annem sana? Firuze, acele et biraz. Validem gelmeden çıkman lazım. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Sabah erkenden çıkmışsınız dairenizden. Rüstem Ağa'yla görüştüm. Bizden haber bekliyor. Sonra biraz dolaşmak istedim. Evet. Sümbül, senden başka kimse bilmeyecek. Bilhassa Nigar. Zin her bir şey anlatmayacaksın ona. Anladım sultanım. Sultanım, dilerseniz sizin için hamama hazırlatayım. Malumunuz su rahatlatır, paku temiz. Validem, ben çağırdım. Cihangir için. Nazlı. Şehzademi odasına götür. Yine gel. Ben sana evlatlarımdan uzak durmanı söylemedim mi? Nasıl geliriz buraya? Bu ne cüret? Validem, onun bir günahı yok. Madem bu kadar cesurdun, neden bir zavallı gibi saklandın? Korktum. Sizden değil sultanım. Hünkârımızı kaybetmekten. İnsan sadece sahip olduğu şeyleri kaybedebilir. Sen kalmayacağım. Validem,
Sakın bir daha ailenin yanında bir başkasını savunma. Sakın. Döndün demek. Döndüm. Sultanım. Fatma, ne yapıyorsun sen burada? Şehzademizi bekliyordum sultan. Erkenden çıktılar. Anladım. Nasılsın? Saatin yerinde? Çok şükür sultan. Bir şikayetim yok. Zannederim bir aile hareketli olacak. Günlerdir durmadan tekmeliyor. Bu bebek hepimiz için çok kıymetli. Merak etmeyin sultan. İnşallah şehzademiz aslan gibi bir şehzade doğuracak. Sefere gitmiştin. Öyle korktum ki başına bir şey geldi diye. Adından başka hiçbir şey bilmiyordum. Bir de çiftliğimiz var demiştin. Aradım her yeri. Herkese sordum. Kimse tanımıyor seni. Üzülme artık. Geldim. Buradayım. Üzülmeyeyim öyle mi? Seni bekledim ben. Günlerce, aylarca bekledim. Ama sen gelmedin. Rita, ne biliyorsun? Belki evlidir. Karısı çocuğu vardır dedi. Çoktan unutmuştur seni. Boşu boşuna bekleme dedi. Ama ben bekledim. Bu kadar çok mu sevdin beni? Anlaşılan doğruymuş. Aklına bile gelmemişim. Sefere gittiğin de yalandı değil mi? Hakkımda bilmen gereken şeyler var. Şimdiye kadar bilmiyordum. Bundan sonra da öğrenmemin bir faydası yok. Zaten ben artık nişanlı bir kadınım. Yakında düğünüm var. Onca vakit neredeysen oraya geri dön. Bir daha da sakın çıkma karşıma. Eğer seni unutmuş olsaydım buraya gelir miyim? Hakikaten biliyorum. Belki de bütün bu olanların bir izahı, gelmemek için bir sebebin vardır. Ama bunları dinlemek bana acı verir. O yüzden sus.
Elena? Neredesin sen? Ne oluyor? Ben anlamadım ki. Bir bak şuna. Bağışlayın şehzadem ama neden kim olduğunuzu sakladığınızı anlamadım. Hususi bir sebebi yok Taşlıcalı. Evvela bir oyundu. Sonra bu hoşuma gitmeye başladı. Tabii halini sevdim. Benimle konuşmasını, usuller kaideler olmadan gözümün içine bakmasını. Eğer şehzade olduğumu söyleseydim belki de onu hiç tanıyamayacaktım. Anlaşılan o ki bu hatun sizi derinden etkilemiş. Bana sorarsanız bu oyuna bir son vermenin vakti gelmiş. Nişanlandığını söyledi. Evlenecekmiş. Buna izin vermeyeceksiniz herhalde. Öyle değil mi? Zira az evvel bana buradan ağlayarak gittiğini söylediniz. Belli ki gönlü hala sizde. Emredin. Hatun hareminizi alınız. Elena. Elena korkutma beni. Neyin var söyle. Kim üzdü seni? Söyle kafasını kırayım onun. Onu gördüm Rita. Geldi. Kimi diyorsun sen? Nasıl? Nerede gördün? Neredeymiş? Niye gelmemiş? Konuştun mu? Dinlemedim. Ağzıma geleni söyleyeyim kaçtım. Hem dinlesem ne fayda? Öyle deme. Belki gelemedi. Mecbur kaldı. Hiç değilse dinleseydin. Daha düne kadar unut onu demiyor muydun sen? Dün yoktu çünkü. Ama bugün gelmiş burada. Sen üzülme diye öyle diyordum. Sen de aşıksın. Deli gibi seviyorsun. Yazık olacak sana Elena. Abbas'la evlenme. Başka bir çarem mi var? Mecburum evlenmeye. Yoksa annem, babam, kardeşlerim ne yapar? Abbas hepimizi sokağa atar. Onunla da kalsayı öldürür bizi. Ne olacak peki? Yapacak bir şey yok. Neyse kaderim. Ama razıyım. İstanbul kadısı hakkındaki şikayetleri okudum. Her şikayette aynı husustan dem vurulduğuna göre hakikat bu. Hiçbir makam, hiçbir rütbe zulmü meşru kılmaz. Mevzuyu tetkik ettiriyorum hünkârım. Hatta Ebu Suud Efendi'yi çağırdım. Bugün divanda görüşüp müdafasını isteyeceğim. Buraya gelsin, bizzat sorgu sual etmek isterim. Ne diye çağırmış seni paşa? Size söylediğim gibi, benden kurtulmak için hamlesini yaptı. Teke sancak beyi tayin edildim. Güneyde bir aile uzak bir sancaktır. Bir bu eksikti. Hünkârımızın haberi var mı? Kendileriyle görüştüm. Vaziyeti anlattım. Meseleyi bir de paşadan dinlemek istediklerini söylediler. O halde bekleyelim. Olmazsa ben de konuşurum. Zira sana burada ihtiyacımız var. Eksik olmayın sultanım. Rüstem'a diğer meseleye gelince bu gece harekete geçiyoruz. Ona göre hazırlığını yap. Hoş geldiniz Kadı Efendi. İbrahim Paşa Hazretleri beni görmek istemiş. Arz odasına alacağız sizi. Hünkârımızın huzuruna çıkacaksınız. Hızır Reis bir yıl boyunca Tunus'ta iyi dayandı hünkârım. Fakat malumunuz Şarken yokluğumuzu fırsat bildi. Eğer biz Doğu Seferi'nden vakitlice dönüp karadan destek verebilseydik... şu anda Tunus Osmanlı mülküydü. Sen Tunus'u yine de Osmanlı mülkü say paşa. Allah'ın izniyle Hızır Reis'le birlikte yeniden fethedeceğiz. Ayaz Paşa, Hızır Reis'e haber yollandı mı? Yollandı hünkârım. Yola çıkmıştır, yakında gelirler. Âlâ.
Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Hünkârım, Paşa Hazretleri. Ebu Suud Efendi. İşittiğime göre rahmetli baban Muhyiddin Muhammed el-İskilibi, ilim irfan sahibi bir alimmiş. Mekanı cennet olsun hünkârım. Atanıza hizmet etmiş. Öyle bir babanın evladı olmaktan ancak şeref duyarım. Hakkında ağır ithamlar olan onlarca şikayet var. Esnafı haksız yere itham edip ağır cezalarla yıldırmışsın. Hatta öyle bir şey işittik ki akıl sır erdiremedik. Bir fırıncıyı kulaklarından çivilemek suretiyle cezalandırmışsın. Bu nasıl cezadır? Kadı olmak sana insanlara zulmetme hakkımı verir. Haşa hünkârım, haşa. Riyaya Yüce Allah'ın size bir emanetidir. Siz de bu emaneti İstanbul Kadılığı'ndaki vazifemle bana emanet ettiniz. Kanunnamelerde ne yazılıysa ben onları uygulamakla yükümlüyüm. Fırıncının suçu nedir? Arz edeyim hünkârım. Ekmeği belirlenen ağırlıktan eksik satıyordu. Buğday ekmeğine arpa ve darı karıştırıyordu. Öyle dahi olsa Kadı Efendi, bu ceza ağır değil midir? Değildir Paşa Hazretleri. Ulu atanız Beyazıt Han'ın neşrettiği ihtisap kanunnamelerine nazaran, müsaade buyurursanız aynen okumak isterim hünkârım. Unun ince elekten geçirilmesi, ekmeğin tamamının pişmesi ve kokusunun olmaması gerekir. Nanı aziz deyip pişirilen ekmek haşa hürmete hemen çamurdan ibaret bir şey. Köpekler dahi yemez hünkârım. O fırıncı ümmeti Muhammed'e bu ekmeği yedirmeye utanmadığı gibi haksız kazanç da elde ediyordu. Bu cezadan sonra bir daha buna cüret edemez. Bu misalde haklısınız. Fakat merak ettim. Kanunnamede bu suçun karşılığı olan cezayla ilgili kulaklarından çivileyin mi yazıyor? Hayır. Fakat siz az evvel kanunnameyi uygulamakla mükellef olduğunuzu söylemiştiniz. Bir kadı her zaman kanunları esas almaz Paşa Hazretleri. Zira bu kara kaplı defterde her şey birebir yazmaz. Mühim olan vicdani kanaatimizle verdiğimiz karardır. Yoksa bu kitabı ezber eden herkes kadı olurdu. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Ebu Suud Efendi, vicdanın rahat mı? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kadılar üç kısımdır. Bir kısmı cennette, iki kısmı ateştedir. Cennette olanlar hakkı bilip hükmedenlerdir. Hakkı bildiği halde hükmünde zulmedenler ise ateştedir. İnsanlar arasında da bilgisizce hükmedenler ateştedir buyurmuşlardır. Emri Hak vuku bulduğunda yerim cennet midir, ateş midir onu Allah bilir. Ama benim vicdanım rahat hünkârım. Çünkü bu ceza o esnafı hem ıslahı nefs edecek hem de diğerlerine ibret olacaktır.
Bu kadar kâfi. Hazreti Ömer'in de dediği gibi, Dicle kıyısında bir çobanın koyunu kaybolsa, Yüce Rabbim benden sorar. Bütün ketudalarım, Kadı Efendi gibi hassas olmak ve halkın hakkını korumakla yükümlüdür. Unutmayın, adaletin olmadığı yerde rahmet de olmaz. Ebu Suud Efendi. Anlaşılan o ki sen bu sakalları boşuna ağartmamışsın. İlaveten işittim ki senin için Allame-i Kül de derlermiş. Bu aciz kulunuza iltifat etmişler hünkârım. Cihan deryasında bir damla olabildiysem ne âlâ. Geçen gün için üzgünüm. Asabım bir hali bozuldu. Ben unuttum bile sultanım. Afife Hatun, Nigar Hatun geldi. Hatice sultanımızı görmek istediğini söyledi. Ey Allah'ım. Sultanım, bağışlayın. Şimdi ben kaddini bildiririm. Bırakın gelsin. Hürrem Sultan'ın attığı her adama bilmek istediğinizi söylediniz. Ne öğrendin? Ne olduğunu tam bilmiyorum. Zira benden saklıyorlar. Ama bugün değilse yarın bir şey olacak. Bunu hissediyorum. Bana hislerinden fazlası lazım Nigar. Sen takibe devam et. Bir şey öğrenince Kirazlar'la haber yollarsın. Bu arada Afife Hatun birkaç damat adayı bulmuş sana. İçlerinden birini seçip evleneceksin. Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Gel. Paşa Hazretleri, Hatice Sultanımız sizi çağırmamızı istediler. Neredeler? Sarayınızda bekliyorlar paşam. Taş. Firuze taşı. Sever misin? Benim geldiğim yerde hatunlar çok kullanırdı bunu. Peki bu ne olacak? Ne yapacaksınız? Bitince görürsün. Benim için mi? Tamamdır ağam. Götürebiliriz. Şeker ağa, o giden yemekler has odaya mı? Evet. Ne oldu ki? Hünkârımız gözdesiyle birlikteler. Ona göre hazır edeydin. Haberim var. Şiraz üzümünü çok seviyormuş Firuze Hatun. Hususi istemiş hünkârımız. Vallahi bulana kadar canım çıktı. Neyse Kiraz ağam, hadi oyalama beni. Sultanım.
Gelin Nazlı. Nedir vaziyet? Yemekler mutfaktan çıktı sultanım. Güzel. Nihayet bu gece huzurlu bir şekilde uyuyabileceğim. Sen doğmadıkça bizler geceleri karanlıklar içinde kalacağız. Çünkü sensiz gökyüzünde tek bir yıldız bile yok. Güzel hayalin ayağını vurarak, oynayarak, gülerek gelmedikçe bizim derdimize derman yoktur, çare yoktur. Ey güzel varlık! Senin lütfunu nice defalar denedim. Hem bir kere değil, birçok kereler. Benim gibi bir ölüyü dirilttin. Yeniden hayata bağışladın. Hünkârım. Hazretleri. Sultanımıza geldiğimi haber verin. Sultanımız odasındalar. Sizi bekliyorlar. Geçen gün bana bir mektubu hatırlatmıştın. Bana yazdığın ilk mektup. İşte burada. Hala saklıyorum. Zaman nasıl da su gibi akıp geçmiş. Bir de son mektubun var. Sultanım, madem niyetiniz beni boşamak, hiç durmayın. Katlime ferman verseniz dahi canım yanmaz. Zira ben yaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Vaktiyle aşkınız için her şeyden vazgeçip arkaya gitmiştim.
yine oraya gider. Kendime yeni bir hayat kurarım. Hatice. Bu mektubu yakmanı istiyorum İbrahim. Hemen şimdi yakmanı istiyorum. Söylediğin her lafın bu mektupla birlikte kül olup savrulmasını istiyorum. İşte o vakit Mazi'yi unutur. O yüzüğü takar. Süleyman Han Hazretleri. Süleyman. Sümbül Cihangir'in rahatsız olduğunu söyledi. Öyle. Bayağıdır huzursuz zaten. Neyse ki az evvel uyuttum. Süleyman. Bunu kabul etmek zor. Bilhassa benim için. Madem istediğin bu. Madem o hatun da seni mesut ediyor. O halde susuyorum. Yanımda ol yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum.